Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında hiç konuşmasam belki beni daha kolay affedebilirsiniz. Öyle düşünüyorum. Çok güzel giden, keyifli bir seriye bu kadar ara vermek aslında büyük bir yanlış. Farkındayım arkadaşlar, vallahi. Şimdi ben kendi çektiğim bölümleri de izliyorum. 10. bölüm yayınlamışız. İmkansızı deniyoruz ama 2 ay gibi bir süre olmuş, yeni bölüm gelmemiş. Ben bunu nasıl başardım, inanın bilmiyorum. İsteyerek olmadı, öncelikle onu söyleyeyim. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama o kadar özledim ki anlatamam arkadaşlar. Gerçekten hem bu seriyi özledim, tekrar bu coğrafyada at koşturmayı, tekrar savaşlar yapmayı, şehirler inşa etmeyi, dünya fethine doğru gitmeyi, asayişini bile özledim arkadaşlar. Şu bir türlü düzelmeyen asayişi özledim. Sizleri özledim. Ve kendimi tekrar bir mücadelenin içine girmeye hazır hissediyorum arkadaşlar. Neredeyiz? Anadolu Selçuklu. Türkiye Selçuklular arkadaşlar. Medieval Kingdoms 1212 modu. Zaten biliyorsunuz. Total War Attila. Anadolu Selçuklu'yla efsane bir zorluktaki serimizin 11. bölüm arkadaşlar. 10 bölüm, 10 bölüm geride kalmış. Düzenli bölüm çekmeye çalışacağım. Bunun müjdesini verebilirim. Belki kendimi daha kolay affettirebilirim bu sayede. Şimdi nerede kaldık? Ne yapıyorduk? Unutmuş olmam lazım ama abi unutmuyorum. O kadar yaşayarak oynadık ki. Yaşayarak oynadık ki. Şuradan bir bakalım. Şimdi bizi ilk defa izleyen arkadaşlar da olabilir. Eskiden beri takip edenler de olabilir. Buradan bakarak biz aslında şu ulus sahipliği dediğimiz seçenek arkadaşlar. Bizim şuradan bu şehirlerimiz vardı. Sinop'u, Trabzon'u ve Kırım'ı. Suğdal'ı aldık. Evet. Bir de buradan buraya almışız. Evet. Buraya aldık. Evet. Burada Gürcü Krallığı'nı sanırım onlar saldırmıştı bizim. Bu Kıpçaklara saldırmışlardı. Onlara yardıma gittik burada. Çünkü sadece inanın şöyle söyleyeyim. Hani coğrafyayı harita açınca hatırlıyorum dedim ya. Şimdi hatırladığım kadarıyla bir anlatayım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Asayiş sorunumuz var. Buradan aslında yeni şehir almak çok sıkıntı. Zaten sahip olduğumuz şehirlerde asayişi koruyamıyoruz. Çok fazla düşman var. Ama burada Eyyubiler tutundular. Şu an gerçi burası kuşatılmış ama muhtemelen isyancı ordusudur. Gücü Krallığı buradan yıkıldı. Burada bir ha buraya Mekke Şerifliği almış. Burada Şirvanlar var. Onlar savaş halindeyiz. Alanlar çok sıkıntı çıkartıyorlar. Onları da böyle alıp sonra başından beri işte Kıpçaklar ve Volga Bulgarlarıyla biz iyi geçinmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu coğrafyayla iyi geçineceğiz. Tüm gücümüzü, enerjimizi aslında buraya falan gönderecektik, yöneltecektik ama gidemedik. Burada İznik İmparatorluğu var. Zayıfladı. Buradan şehirlerini kaybediyor arkadaşlar. Ne oldu? Trabzon Rum bitmiş muhtemelen. Var mı şehri? Yok gibi duruyor. Burayı Epirus falan almış. Ne alaka? Bulgar kral, pardon, Latinler almış. Latinler, Latin İmparatorluğu gelmiş. İstanbul'a konmuş. Çanakkale'yi falan da almış. Evet, buradan bastırmaya devam edecekler. Bizim hala burayı çözememişiz. Çünkü çok az askerimiz var. Savunma ordularımız var. Asayiş için tutuyoruz. Bir tane de ordumuz var. O da burada galiba. Şehri aldık. Burayı toparlayıp şuraları alıp buralar kimde? Alanlarda. Heh. Alanları alıp yalnız yukarıdan da kim geliyor abi? Macar Krallığı geliyor. Baya ilerlemişlerdi. Burada biz Kıpçaklara yardım edince Gürcü Krallığı sona erince şimdi Volga Bulgarlar biraz güçlü gözüküyorlar. Eminim burada tutacaklardır bunları. Biz buraya yeterince destek verdik. Şu iki şehri de alıp biz tekrar Anadolu'ya dönmemiz lazım. Buradaki Şirvanları da artık İldenizler, Azerbaycan alabilir, alsalar çok iyi olur. Evet,
Planımız böyle. Çok savaş yapıyorduk. Yine savaşlara devam edeceğiz. Şu an kimle savaştayız? Şöyle bir bakalım. Diplomatik. Kimle savaştaymışız? Evet, Latinlerle, Şirvan'la. Evet. Kudüs Haçlı Krallığı'yla savaştayız. Bunlarla aramız çok kötü. Bunlar onların müttefiki. Buraya almamız lazım aslında. Evet. Hatırladım arkadaşlar. Ekonomimiz ne durumda? Ona göre şimdi askeri falan asker yetiştirmek ya da orduyu ona göre düzenleyeceğiz. 1300 çok az bir gelir var. 2100 de kasamızda altınımız var. Şimdi şöyle bir yapalım. Şuradan. Evet, şehirleri görüyoruz arkadaşlar. Ankara, Antalya, Kefe, Derbent, Konya, Kayseri, Malatya, Sinop, Rize, Trabzon. Ben isimleri değiştirdim ama burada eski haliyle çıkıyor. Şimdi burada hiçbir yerde yiyecek sıkıntımız yok. Asayiş. Asayiş. Bunlar düşükte ama artıyor. Artıyor. Bir tek yerde düşüş var. Ankara'da. Ankara'da da bir ordumuz var. Kim var? Kim var abi? Keykubat var. Velahtımız. Ve full kimlerle? Nöker Horst. Aa, biz birimlerimizi de arkadaşlar diğer ikiye yükselttik. T2. Başlangıç birimleri değil. Bunlar hangi birimler? Junior gulamların, evet, tarihte ilerlemiş, daha da kaliteli hale gelmiş birimler arkadaşlar. Nöker, atlı okçular. Onlar var. Kaç birim? 7 birim. Bunlar tutar. Burada bir ordu var. Bunlar da şey atlatacağız ama tabii maaşları arttığı için gelirimiz o yüzden düştü bence. Çünkü bayağı etkiliyor. Bu tamamen savunma ordumuz. Şöyle gelelim. Başka nerede olduğumuz var abi? Bir de burada var. Evet. Bunları da artırabiliriz. Bu neye dönüşüyordu? Çelehorslara dönüşüyor. Bunlar yine mızraklı. Bunlar da gazi. Gazi neye dönüşüyor? Azaplara dönüşüyor. Güzel. Gerek olursa hemen onları çevirebiliriz. Şimdilik kalsınlar. Ama bunu çevirmişiz. Güzel abi. Buradaki ordumuz ne durumda? Of. Of abi yapma bunu be. Efsane bir ordu abi. Full atlı okçu, nöker, atlı okçular. Deneyimler süper. 8 falan olmuş. 7 9 falan da mı var? Vallahi 9 da var. Bir tane de bombard var. Mancınığı bombarda çevirmişiz. Evet. Eksi 20'de artı 10'da. Buradan çıkabilir miyiz? Hemen asayişe bakmamız gerekiyor. Orduyu çektiğimiz zaman ne kadar asayişten ordudan geliyormuş? İlk sırada yer alıyor. 22. Bu eksi 12'ye düşecek arkadaşlar. Çıktığımız anda yani 7-8 tur içinde isyan çıkar. Buraya bir çözüm yapmamız lazım. Binaları yapmışız. Ne yapılıyor? Cami yapılıyor. Camiden biraz daha asayiş gelecektir. Ama garnizonu da zayıf. Bir şey olmasına rağmen. Ah. Niye zayıf? Neyse bakalım yapmışız aslında cami ve garnizon, tarla ve sağlık mı var? Yani sağlık var. Güzel. Ankara sıkıntı düzeltememişiz. Bir ordumuz da muhtemelen burada vardır. Evet. Of. Bunları unutmayalım. Bunları unutmayalım. Geliştirmemişiz bunları. Bunlar niye dönüşüyor? Nöker Footguards'lara dönüşüyor. Kulan Footlar nökerlere dönüşüyor. Bunlar yine biliyoruz. Ve onlar da kalsın. İyi güzel. Bu burada Sudan tutuyor. Artı 5. İşte asayiş sıkıntı olunca şu an istediğimiz şehri bunu alırız abi. Şu orduyla var ya kimse karşımızda duramaz yani. En fazla bir iki tur bekler. İstediğimiz şehri indirebiliriz. O askeri gücümüz var ama şurayı temizlememiz lazım. 20 birim. Vay vay vay. 20 birim. Operasyon için para harcamak istemiyorum aslında. Hani generali indirebiliriz. İsimde Keykubat mı? Evet. Evet hatırladık ama bir 10 dakikayı daha geçirdik arkadaşlar. Para yok. Harcayacak para yok. Yani bir de devlet sayfasına bakalım. Ne durumdaydık? Atamalarla ilgili bir şey yapabilecek miyiz? Hemen tur çevirelim. Sonraki turda da incelemeye devam ederiz. Biraz düşmüş burası. Dengeli olması lazımdı. Dengeden
Buraya düşmüş. Buraya bir ordu atayabiliriz. Sultanımız şeyde, Kekavus. Özellikleri çok iyi değil arkadaşlar. Aslında biz Kekuba'da mı başa geçirecektik? Evet. İbrahim de vezirdi. Aynen devam ediyor. Eksi 5, 4'tü. Yükselmiş bir tık. Bağlılığı, sadakati yükselmiş. Güzel. Seda evlendirelim mi? Şey yok, nüfuzu yok. Güzel, tertemiz bir aile sayfamız vardı. Onu da hatırladım. Burada da Kevüslev'in Süleyman Devri oğlu olmuş. Terken. İsimler nasıl arkadaşlar? Büyük Selçuklu'dan da gördüğünüz gibi. Esin. Sinan'ın. Gündüz. Bunları kaybetmişiz. Keykubus'un işi. Tekçe. Tekçe Sultan. Hayat. Terken. Özbek. Kevüslev. Tultekin. Özgül. Esin. Çok iyi. Bunlar yani biz değiştirmedik arkadaşlar. Mod yapımcıları bu şekilde tarihten esinlenmişler ve düzgün bir şekilde isimleri koymuşlar. Bence çok güzel olmuş. Gerçekten beğendim. Keyif veriyor. Gerçekten tarihi daha bir güzel yaşatıyor bize. Şimdi buraya bir ordu atayacağız ama sultanımızı atayamıyoruz zaten arkadaşlar. Vezirlikte Keyüsrev vali mi? Vali. Şurası gelir veriyordu. Daha çok vergi oranını ve kişisel nüfuz artırıyor ve %10 gelir ve vergi artırıyor ama buradan da asayiş geliyor arkadaşlar. Sağlık ve asayiş geliyor. O yüzden valileri burada tutuyoruz. Yukarıya alamadık. Buradan da başka ordumuz yok. Yeni ordu da kuracak paramız yok. Ne yapacağız o zaman? Diğer soylulardan vali. Bunlar vali arkadaşlar. Şu şekiller ordu. İlk defa izleyenler olabilir. O yüzden açıklıyorum. Valilerimiz atanmış mı? Tutekin. Evet. Davut da atanmış. Toktamış amirlikte. Tekeş orada. Evet. Burada bir balaban var arkadaşlar. Balaban nüfuz kazanınca onu buraya atayacağız. Hatırladım. Tamam. O zaman bir işlem yapmıyoruz. Gayet güzel. Asayişe baktık. Trabzon 100 ve artı 12'de. Artık bunu alalım bence. Buradaki imamımız Aydın'ı. Aydın'ı. Abi bence buraya alalım. Çünkü bu şehirleri de alacağız mı bilmiyorum. Alanları ortadan kaldırmamız lazım. Ya da şöyle yapalım. Şimdi şehir alınca asayişini düzeltmek için bizim beklememiz gerekiyor. Bu da bizim işimiz uzatıyor. Gerçi acelemiz yok. Yani bir an önce bitireceğiz diye. Aklıma gelen orduları keselim. Bizimkiler alsınlar diyeceğim ama çok gerçekçi olmaz abi. Biz madem savaş yapacağız, orduları keseceğiz. Alalım. Seni biraz düzenli bölüm atarsan hızlandırabiliriz. Buradaki şeye bakayım. Sünni İslam 47 ve ne kadar artıyor? 0,7 artıyor. Tur başına güzel artıyor. Tengrizim de artıyor. Ortodoksluk var. Diğerler de düşüyor. Evet. Burada ordu var. Onun sayesinde artıya geçmiş. Oraya hiç dokunmayacağım. Ama oradaki Sünni İslamlı durumda. Bakıyorum. Arkadaşlar yükseliyor. Güzel. 0,9. 1-1 yükseliyor. Güzel. Buraya neler yapmışız? Sağlık sorunumuz var burada. Güzel. Şundan gelir ve artı bir asayiş geliyor. Yiyecek götürüyor. Yiyecek burada liman olduğu için limandan da geldiği için yiyecek sıkıntımız yok. Güzel. Ya bina seçimlerimiz gayet yerinde arkadaşlar. Burada da cami falan gelişince toparlayacağız. Caminin bitmesi tabii bu geliri biraz daha düşürecek ama sanırım asker azaltalım mı azaltmayalım. Tecrübeliler çünkü daha bunları değişti yani dönüştürmemiz lazım ikinci seviyeye. Bir de sonra yeri gelmişken oraya da bakalım. 109 tur sonra da arkadaşlar 3. seviye açılacak. Yani nökerler. Uf, askeri mobus, kapı kulu, akıncı, zırhlı, yeniçeri falan geliyor abi. Parantez içinde yazanlar şu andakiler. Tier 2, askeri mobus, kapı kulu, lüfeci, akıncı, zırhlı, yeniçeri, Türkoman, Sebelis, tımarlı sipahiler geliyor, kapı kulu sipahileri, humbaracı, deliler geliyor, solak garslar geliyor ve martolu sesler geliyor abi. Led camping dediğimiz son seviye tier 3'ler. Bu bitince onlara dönüştüreceğiz. Bakalım. O zamana kadar Anadolu Selçuklu'yu hayatta tutabilirsek, bu coğrafyada, bu topraklarda yaşamaya devam ederse o birimlere karşı yani geçme şansımız, öyle bir imkanımız olacak. Bu kim? 20 birimle Eyyubiler. Bu
tarafa gitmiş. Tamam. Bunları şey yapacaktır. Bunların hala iki tane full ordusu var. Burayı kesmemiz lazım. Ama önce bir de bunlar var. Hala seferin başından biri. Hatırlıyorsunuz buraya Antalya'ya sürekli niyetlendiler. Geldi geri gitti falan. Sıra gelecek onlara. Bu kim? Antakya prens. O da buranın. Ama garnizonlarımız fena değil. Zayıfmış. Niye böyle oldu abi? Garnizonlar daha fazla olması gerekiyordu. Oyunda bir şey mi değişti abi? Bir ben İlhanlılardan mı yanlış hatırlıyorum? Yani full ordus olması lazım. Burada ne yok? Ha, burada bir şey yok ki. Buraya biz şey yapmamışız. Kale var sadece. Bina sayısı az olduğu için Allah. Mesela Konya'ya bakalım. Garnizon var. Evet. Bakalım. Yine az. Acaba şimdi oyun güncelleme almış arkadaşlar. Mod da güncelleme almış olabilir. Yani gerçekten çok az. Asker olması dışarıdan bir ordu gelip alabilir yani rahatlıkla. Şu ordu bile saldırabilir. Sinop ne durumda? Artıya geçmiş. Burada da bir ordumuz var. Küçük ordular. Antalya'yı toparlamıştık. Süper. Konya çok güzel. Kayseri de güzel. Burası Malatya da artıya geçmiş. Trabzon zaten çok iyi. Bir tek bunu alalım. Sinop da artıda ama bu biraz kalsın burada. Ankara'da da ordumuz var. Aydın gel abi. Seni direkt şuraya alalım. Çok geç gidiyor ya. Şuradan götürsek. Yani artı buraya düştü. Geçecekler. Güzel. Para yok, tur geliri de yok. Nasıl artıracağız abi? Ne yapmamız lazım? Geliş belki bina falan biter, bir şeyler olur. Dur bir dakika. Bir barış yapmak isteyen yaptık mı o barışı? Biz 4. sıradaymışız. Macarlar 6, Epirus, Latinler 8, Volga Bulgar 13 çok iyi. Tanışmadığımız burada 2 3 ve 5 var. Sonrasını biliyoruz. Mesela Latinler. Come then, speak. Kabul etmezler. Dedim abi. Kimle savaştayız? Mesela bunlar barış istemişti. Bence can yüksek. Güzel. Şimdi para alalım. Önce şu şeyleri bitirelim. Antakya'yı bitirelim. Sonra da burada pardon Kilikya var. Sonra Antakya var. Bunlara 3. sırada sıra gelecek. O yüzden şuradan bir barış yapalım ödeme talep ederek. Oh, galiba parası yok. Haydi. İyi. Ver. Başka var mı? Savaşta olduğumuz Şirvanları ortadan kaldırmamız lazım. Güzel. 2'ye 1. Latinler var. 2 kişiyle savaştayız. Çok güzel. Çünkü şurayı da korumamız gerekiyor. Savaş yorgunluğumuz %0. Çok ona dikkat ediyorum. Yoksa tepe taklak gideriz aniden. İyi bakalım. Hadi bir tur çevirelim. Yani yapacak bir şey yok. Görevde misin? Görevde. Şunları yaptık mı? Dur, onları da yapalım. Orduların dürüstlüğü de önemli. Güzel. Bu da güzel. Güzel abi. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Hadi bakalım.
My lord wishes to bestow coin on your people. Accept it as a token of friendship. Güzel para veriyor ama artık burada onların sonunun gelmesi lazım. İmkansız. Şu an barış yaparsak yine boş durmayacaklardır. Ne kadar düşmanlığımız? Çok da kötü değil. -50'nin bile altında. Kimle savaşıyorlar? Bir tek bizimle. Peki, kabul edelim. Çünkü buradan bir an önce şuralara odaklanmak istiyorum. Alanları belki alabiliriz. Şu Hazarcı eyaletini aslında önceden yerli sistem vardı, şu an yok ama şu 4 şehri alabiliriz. Burası bizde. Bunu yapalım. Biraz daha para versinler. 7000 altına anlaşalım. Ankara isyan mı? Arkadaşlar yukarıda bir casusumuzu biz yönlendirmiştik. Jarukan'ı bizim Kıpçaklar mı? Evet, Kıpçaklar kuşatmış ama hiç güçleri kalmamış. İçerideki bunların da yok. Buradan bir ordu gelirse var ya onları kovalar abi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şu orduyu bir an önce çekmek için ne yapmamız gerekiyor oraya? Mavi de geliyor, mavi de geliyor. Hiç fark etmiyor. Tiflis'te ilgilerde. Bunlarla barış yapalım. O vermedikleri 7000, 8000 altını şimdi isteyelim. Nerede bakalım bunlar? Latinler. Ama abi onlara da bir şans daha verelim. Şimdi Gürcü Krallığı ortadan kalktı ya. Kalktı mı bilmiyorum. Göremedim. Muhtemelen kalktı herhalde. Sekiz bin. Peki 7000. 7000. Paraya da ihtiyacımız var. 6500. Ama onlara da bir şans vermiş olduk. Zaten burada eğer ki Eyyubiler ya da İldenizler onları yaşatacağını sanmıyorum. Bakalım yaşarlarsa. Durumları varsa güçlü orduları alamazlar kolay kolay. Muhtemelen yaşamaya devam edecekler. Evet. Kore'ye gidip destek olsak mı? Paramız artma. 11. Para aldık. 11 bin altımız oldu. Yatırım yapabiliriz. Nereye? Malatya mesela. Değil mi? Malatya. Sağlık yok. Sağlığımız niye yok? Aslında ortalara falan sağlık yapmıştık. Arkadaşlar tüm şehirlerde sağlık yapmaya gerek yok. Komşu olan eyaletlere de sağlık verebiliyor. Öyle bir durumu var. Biz nereye yapmışız sağlığımızı? Ankara'ya mı? Yok. Biz nereye yaptık? Kayseri'ye mi yaptık? Hayır. Nerede abi bizim sağlığımız? Mesela garnizon yapsak mı? Yapabiliriz. Ne yapacak? Bize 150 altına patlayacak. 5 de gıda. Gıdamız var mı? Var. Hadi. Garnizon 1'de kalmaz abi. Madem yapmışız yer harcıyor. 2'ye alalım. Asla işte sıkıntı. Güzel. Bu bitecek. Buradan da biraz gelirimiz gidecek. İsyan çıkabilir dedi. Tam düzde burası. 6-4. Şu muhtemelen kessek mi bunu ya? Kesebiliriz. Ama şu ordumuz gelsin. Ya da gidelim bunları alalım. Bilmiyorum. Buradaki şeyler ne durumda? %53. %91. Of. Buraları almak kolay olmayacaktır. Alırız da. Asayişi kolay olmayacaktır. Buraya alacaklar bunlar. Biz şöyle bir gelelim. Bak orduları var arkadaşlar. Bunlar oraya gidiyorlar.
Yani buraya destek olmamız lazım. Ama bu orduya da ihtiyacımız var. Ya da inanın zor bir savaş yapıp o orduyu hiç çağırmadan kısa bir hattı oluştururuz. Şu orduyla 7 birimle biz bunu da temizleyebiliriz. Evet. İsyan çıkarsa çıkacak bir tur sonra zaten. Bir tur sonra çıkacak. O zaman bekleyelim. Biraz daha yatırım yapabiliriz. Ankara'ya yatırım yapsak mı? Şu yer açılsın yapalım. Bu ne abi? He, bundan. Biz bunu değiştirelim. Biz bunu değiştirelim abi. Tamam, güzel gelir veriyor ama asayiş ve sağlık götürüyor. Ama pardon, bu bizim kaynak binamız. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ben bunu ticaret binası sandım, değil. Kaynak binamızmış. Buraya cami olmasına rağmen 3'ü almışız. Oradan 3 götürüyor. Kalsın bakalım. Burası da artıda. Yani gelir odaklı yapamıyoruz. Bir dakika. Bir yere yatırım yapmamız lazım. Karar veremiyorum. Derbent'e mi yapsak? Çünkü aşağıda ordumuz mutlaka olacak. Asayiş de yapmışız. Güzel. Buranın ihtiyacı yok. İhtiyacı yok abi. How can I serve you? O da gidecek. Beklesin bakalım. I am your champion, my lord. Değil. Buraları takipte kalacağız. Trabzon süper. Yani tam düz. Gıdası da var, her şey var. Buradan pardon güzel bir gelir gelecek ama güzel. Bina bitiyor. Bir tur sonra. Sinop'ta. Tamam, Sinop'a yapalım. Aha, şunu alalım abi. Sağlık ve sağlığa ihtiyacı yok da alalım ikiye. Hadi parayı oraya yatırdık. 381 altın kaldı vallahi. Zor zamanlar. Ne yapalım? Zor zamanlar. Tur. I speak with the voice of my people. You should Esin Hanım'ı consider istiyorlar. this offer. Zekos. Hayır abi. Ha, bu bizim aramızı güçlendirecektir. Zaten defans anlaşmamız var kendileriyle ama bu evliliğe sıcak bakmıyoruz. Güzel. Yine Antalya'ya doğru iki orduyla geliyor. Vay vay vay. Aa, buna saldırdılar. Full orduya iki ordu geldi. Eyyubileri kovaladılar denizde. Denizde ama kara ordularıyla bir savaş oldu. Biliyorsun donanma yok arkadaşlar modda. Daha eklenmedi. O da geri çekiliyor. Gördüğünüz gibi hala buraya sokmuyorlar. Buradaki güçler yani ikişer orduları var. Evet, 2000'e çıktı tur gelirimiz. Ankara'da isyan çıktı. Kaynak binası bitmiş. Şimdi şu çok güçlenmeden almamız lazım. Mecburen arkadaşlar. Otomanlı olan Osmanlı ile olan ben savaşları göstermek istemiyorum. Muhtemelen onu yaparım ama yayınlamam. Ama yavaş ilerledin ya. Kaç oldu burası? Artıyor ama. Güzel, cami de bitecek.
Para yok. Boşuna bakıyorum yani yatırım. Oraya bir sağlık yapmamız lazım. 53 yiyecek var. Ben yiyecek ve gelir var. Bu ne? Aslında şu an bulup almak lazım burayı ama oo, bu nasıl bu kadar askeri oluyor abi? Bizim yok. Yani bizim de böyle olması lazım. Garnizon var çünkü. Bak. Üçüncü seviye garnizon var abi. Niye az? Ve kale var. Ben şaşırdım şu anda. Vallahi bir değişiklikler olmuş. Öyle gözüküyor. Burayı aldı mı? Alamadılar. At your service. Bunlar ilerleyemiyor. Bunları kuşatmayı kaldırmış abi. Biraz paramız artsın. Evet, yukarıya ordu gelmiş. Macar kralının ordusu gelmiş. Ya o Kıpçakların ordusunu kestiler muhtemelen ya da geri çekildiler bilmiyorum. Bunlar da geri çekiliyor tekrar Tarsus'a. Abbasilerle karşılaşmışız. Ankara'da baskın yapıyorlar. Ankara'ya Ottoman. Bunlar çok büyümeden kesmemiz lazım. 8 birim olmuşlar bile. Evet. Gel görev amaçlı. Şu an kaç? 16. Evet, 22. Askeriye çekersek 100 olacak. Çok güzel. Cami de bitti. Sağlığa da ihtiyacı yok. Güzel abi. Orduyu çekebiliriz. Orduyu çekebiliriz. Direkt buraya saldıramıyoruz. Ne yapsak? Ne yapsak? Yukarıya gitsek yardım mı etsek ama bence ben güveniyorum şeylere. Söyleyeyim. Volga Bulgarlarına güveniyorum. Onlar durduracaklardır. Gelirimiz biraz düşüyor çünkü. Alsak bile yatırım yapamayacağız. Ben burayı çözmek istiyorum. Alanlara karar veremedim. Batayı ve Tanayı alalım mı? Bir tur daha şu 22 artsın. Sonra çekelim. Bunların askerleri nerede? Şöyle bir gel bakalım. Evet, oldu mu yok. Güzel. Şimdi ben bir savaş yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen burayı keserim. Once.
Evet arkadaşlar, ben savaşı yaptım. 3 kayıp verdik sadece. Savaşı aldık. Yapmamız gereken bir savaştı. Burada bakalım, bu Kekubat hiç güzel değil. Sürekli bir şeyler oluyor. Onu da çözmüş değilim. Ne oldu burası? 22'de. Ha, daha Türk çevirmedik ki. Türk çevirmedik. Eksiye düşmüş hemen. Hemen eksiye düşmüş. Evet. Ankara'ya. Aa, bunu alabilir miyiz? Sinop'taki askerden ne kadar geliyor? 12 geliyor. Pardon. Askerden 8 geliyor. Biraz kalsın. Bunu da buraya alalım. Ankara'nın bir şeyi mi kaçırdık? Evet, düşük. Neden düşük? Bilmiyorum. Cami var. Yeni mi yaptık acaba? Ama da bu inanılmaz. Bozanı da buraya alabiliriz. Şurası bir toparlansın bakalım. Evet, 2300'e çıktı tur gelirimiz. Şeyle barış yaptık mı? Kimle savaştayız? Tamam, bir tek Latinlerle. Onlar da barış istemiyor. Çok fazla diplomatik ilişkiye girmedik. Ticaret vesaire, Eyyubilerle ya da buralarla arkadaşlar. Çünkü biz ne kadar yaklaşırsak, onlarla aramız iyi olursa, ticaret yaparsak işte batılı devletlerle bozuluyor. Dolayısıyla savaş açıyorlar ve bu savaş yorgunluğu ortaya çıkıyor. Ondan uzak durmak için, güçlü kalabilmemiz adına bu full oldu. 22. Hadi bir art ya. Bir art şurayı. Çekeceğiz bakalım. Güzel oldu. Bir tur daha çevirelim. Macar Krallığı ilerlemeye devam ediyor. Kafkaslar'da Kafkaslar'da değil, işte Karadeniz'in kuzeyi vazgeçmiş değil şimdilik. Bunlar çok güzel. Antalya'ya geldiler. Buraya kamp kurdular. Bravo. Resmen diyorlar ki biz barış istemiyoruz yani. Biz saldırganız. Antalya bizim olmalı diyorlar yani, açıkça net abi. Bunun başka bir açıklaması yok. Alanlarda nereye gidiyor acaba? Kim savaşa girdi? Polonya ile Macar Kral. Bak bu güzel oldu abi. Macar abi, sürekli otorite ve azim falan kaybediyoruz. Tembellik falan geliyor. Generallerimize, sultanımıza, her tur. Ne oluyor abi? Bizim kötü giden bir şeyimiz yok. Niye böyle şeyler oluyor? Burası güzel, dengede. Balaban, seni atayalım artık. Balaban nerede? Bir savaş yaptıralım. Balaban bir savaş yapsın abi. Ve aradığımız savaş burada. Muşenk var. Bu. Şimdi gelebiliyor musun buraya kadar? Geliyor abi. Geliyor. Sen görevdeksin, tamam. Bu ne ya? Alanlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu ordu buraya gelmiş. Bu da nereye gidiyor abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şöyle yapalım. Karar verme zamanı, çok boş durduk. Boş durmadık aslında, toparladık. 1600-6500 gelirimiz var ama bir yere şehir merkezi yaptık. Nereye yaptık bunu biz? Ne yaptık ya? Sinop'a yaptık değil mi? Bitti mi acaba? Bitmez. Daha 3 tur sonra. Sinop'un şey mi yapsak? Asayiş fena değil. Buraya dergah yapalım. Bakalım. Sünni İslam da yüksek. Tamam. Dergah yapalım.
Oradan bir miktar para mı gelsin? 20 gıda gidecek. Bu gıda götürüyor mu götürmüyor? Bakın. Ama 70 gıdamız var. Dergah yapalım. Güzel. Ne olacak? Burası da tamam oluyor. Tamam dediğim daha ikinci aşama. Bunları 4 yapamıyoruz. Bir türlü gelir asayiş müsaade etmiyor ama çoktan iyidir abi. Çoktan iyidir. Biz oba kurmaya, bozkırda yaşamaya da alışkın bir milletiz, bir kültürüz abi. Dolayısıyla ikinci seviye binalar bize yeter. Biz böyle gösteriş, lüks, düşkünü bir millet değiliz abi. Her şekilde coğrafyada uyum sağlamayı bilmişizdir. Böyle. Madem asayiş sıkıntı, toparlayacağız. Toparlayacağız abi. Şimdi ben bir savaş yapıp bölümü sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Serimiz devam edecek. Düzenli olarak bölüm yayınlamayı düşünüyorum bakalım arkadaşlar. Gerçekten özlemişim. Vay be, Ozan'a bak. Çok iyi. Şimdi hop toparlan. Ozan'ı da Ankara'ya alalım. Ankara'yı ben toparlayıp orduyu aşağı almak istiyorum. Evet. Şu savaşı yapalım abi. Küçük bir ordu ama. Onları alacağız. Hayret ediyorum lan. Nasıl gelip buradan böyle geçebiliyor? Böyle bir şey var mı abi? Elini kolunu sallayarak. Ya bunu ne yapalım? Otomatik yapalım abi. Full süvariymiş ya. Vay be. Vay be. Dağlık bir alan. Çok keyifli olmayacaktır. Zaten bunlar zayıf, hafif birimler. Şu üçü biliyoruz. Kıpçak askeri bunlar. Kumanların ağır atlı okçuları da var. 3 tane. Bir tane de Mager var. Nöker. Nöker. Niye nöker? Farklı mı acaba? Hadi bunu otomatik yapalım abi. Çok kaybettirdin abi. Çok kaybettirdin yani. Bir şey yok. Ya şimdi artı da iyi. Hem bir yenilenelim, içeride daha hızlı yenileniriz. Hem de asayiş 50'leri bulsun, bir tür sonra çıkacağız. Bunlar da yenilensin. Evet abi, burayı çözmemiz lazım. Yani bu bir giriş bölümü oldu arkadaşlar. Hem bir seriyi hatırladık, planımızı yaptık. Alanları alacağız. Öyle gözüküyor. Tamam. Burası boş kaldı onların. Asayiş. Vah, nasıl artı 4 ya? Nasıl böyle bir şey var? 100-100. Bu nedir abi? Buraya da ordu gelmiş. Operasyona para harcamak istemiyorum. Bu gelemez. 14 birim bunlar gelemez. Sıkıntı yok. Alanları alacağız. Ya da bu alabilir mi? Mesela ya da. Yok ya, garnizon var. O kadar da kolay olmaz. Yapı alamayız. İmkanı yok. Okçular bunlar. Şu ordu alamaz abi. Bunlar vuracağız. Bir tane orduyu da yukarıda bırakacağız. Mecburen öyle gözüküyor. Artı 2'de. Hadi toparla. Bari sağlığı toparlasak. Şu. Bak, büyüme ve vergi %4. Şunun. Popülasyonun şeyi var. Mutsuz olmasının ve sağlığın olmamasının burada geliri acayip azaltıyor. Burası çok zengin bir şehir arkadaşlar. Bakın. Yani şey var. Kaynak binası var. Liman var. Verimli tarlası, ne bileyim, her türlü şey var abi. Buranın iyi getirmesi lazım ama popülasyonu düşük kaldı. Ben yukarıyı bir görmek istiyorum. Bir şey yok ama olsun. Bakalım. Evet arkadaşlar, 11. bölümü bence bitirelim. Ben turu çevireceğim. Hemen ardından 12. bölümde arkadaşlar devam edeceğiz kısmet olursa. Bu seriyi bir tamamlayalım bakalım, götürebilecek miyiz? Verdiğimiz uzun süreli aradan sonra arkadaşlar kanalımıza, kaldığımız yerden serilerimize devam ediyoruz. Serilerimize demeyeyim, 2 tane seri. İlhanlıları bitirelim. Anadolu Selçuklu'yu da bitirelim. Güncelleme halen gelmedi arkadaşlar. Gelirse de yeni bir seriye de başlayabiliriz. Bakalım.
Çeviriyi de merak ediyorum. Onu da bir araştırayım ne durumda. Belki çevirisi çıkar, güzel olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. 12. bölümde görüşmek üzere diyorum. Turu çeviriyorum. Hoşça kalın.